Evet. Tam o noktada siz bir iki defa da söylediğiniz süper app'ler gibi yeni yaklaşımlar, işte yapay zekalar bu işlerin içine girecek galiba, değil mi Mustafa Bey? Girdi aslında. Yani hani Evet. gelecek bir şey oluyor şey olarak ama bence girdi. Yani biz Evet. her biriyle ilgili ayrı bir proje. Yani bir Ar-Ge merkezi var Dinçer Lojistik'in. Bence Neler yapıyorsunuz oralarda? lojistikte Ar-Ge dendiğinde birkaç defa şaşkınlıkla karşılandığını hatırlıyorum. Evet. Yani genelde ürüne dokunur şeyler olduğu düşünülür Ar-Ge'lerin biliyorsunuz Ar-Ge merkezlerin. Yeni bir Ar-Ge merkezi olan bir sektördeki 10-12 firmadan biri Dinçer Lojistik'te. Tüm bu anlattığımız esasında yani IoT tekme mesela işte yüz okuma sistemleriyle işte parmak okuma sistemlerini personelin depolarda çok kalabalık ekipler oluyor. Bunların entegre edildiği yapılar. Bütün süreçlerin belki IoT ile yani palet takibi, demirbaş takibi, ürün takibi de bu RFID'lerin kullanıldığı yapılar. Yapay zekayla ya da işte tüm süreçlerin RPA yöntemleriyle standart süreçlerin biraz daha robotik yapılara döndürülmesi kıvamında bir sürü projeyle uğraşıyoruz. Hepsi masamızda. Bazıları çok olgunlaştı, bazıları başlangıç aşamasında ama bunun lojistiği etkilerinin bu kadar önemli olacağını söyleyen bir firma olarak da tabii ki de bunların hepsini takip ediyoruz. Startupları takip ediyoruz. Burası çok önemli. Yani Evet. startup ekosistemi dünyada takip edilmesi gereken her sektör için. İşte startuplarla ilgili yarışmalar başlatıyoruz. Dinçer Lojistik olarak startuplara, yani lojistikle ilintili startuplara yatırımlar yapıyoruz. Bu sene iki tane yatırımımız oldu. Bu çok önemli. Şeylerin Evet. gelişmesi, sektörün gelişmesi Sorumluluk ve olarak da ilerlemesi. önemli. Evet. Evet. Çünkü her şeyi kendi bünyenizde yapmanız gerekmiyor esasında. Çok akıllı, çok atak çocuklar var. Gerçekten her birini hayranlıkla izliyorum. Çok da yanlarında bulunmaya çalışıyorum. Yani sadece yatırımla değil, belki mentorluk ederek, fikir olarak yaşadığımız deneyimleri onlara aktarmayı bir sorumluluk biliyorum. Ama bir taraftan da ben hem şirketimizde kullanmak adına hem ülkemizden belki biliyorsunuz Unicorn diye bir Unicorn tabir var. çıkar. Umarız ki o desteklediğimiz arkadaşlardan çıkar. Gerçekten bir ülkenin bence imajını çok etkileyen bir şey. Daha önce de sohbetlemiştik sizinle hatırlarsanız. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla yani Ar-Ge merkezi içerisinde tüm bunları birlikte götürmeye çalışıyoruz. Yani benim bir sözüm vardı. Sıklıkla esprisiyle birlikte söylüyorum. Yani bana kamyon al diyeceğinize app yapalım deyin diyorum. Muhakkak kamyonu küçümsemek adına söylemiyorum bunu ama zaten konvansiyonel dünyadan gelirken adetler, çalışan sayıları, araç sayıları gibi bir şeylerden bahsedilirdi ama onun üzerine başka şeyler de inşa etmemiz gerekiyor artık. Onlar kendi tek başına yeterli şeyler olmaktan çıktı çünkü. Valla Mustafa Bey, aslında bence lojistikteki o büyük değişimi bu bir kelimeyle özetlediniz. Yani kamyondan değil, bana app'ten söz edin. Gerçekten lojistik sektörünün Oradan da manşeti süper ol. app'i bağlayayım. Yani süper app Evet, kavramı lojistiğinin şimdi şöyle, şeyi. haddimizi aşmadan konuşalım. Yani süper app tarifini Google'dan herkes görebilir ama şöyle hizmet ve ürünlerin birçok kanaldan tüketiciye aslında ulaştırılması çok büyük bir güç tabii. Yani sonuçta müşteri sayıları üzerinden baktığınızda, onların sisteme kayıtları üzerinden baktığınızda inanılmaz rakamlar görüyorsunuz. Bu çok büyük bir güç oluyor müşterinize ulaşmak adına. Ve müşterilerin tüketim alışkanlıkları, kendilerine has davranışlarını takip etmek adına burada yapay zeka ile falan ilintili çok hikaye var dünyada biliyorsunuz. Buraları önemli. Süper App'ten Dinçer Lojistik'in kastı tam olarak böyle değil açıkçası. Yani esinlendiğimiz bir söz. Yani bir gün hedef olarak bunu söyleyebiliriz ama tüm tarafları yani çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, kimse ekosistemimize olan insanlar bunlara tek app ve tek web'ten ulaşabilme gayretiyle ilgili biraz çarpıcı bir söz bulmaya çalıştık. Bu süper app'ten kastımız biraz var. Böyle okunması Evet. gerekiyor yani. Bu